çocukça olsun Benim dünyam Yusuf'un dünyası Senin dünyan Yusuf'un dünyası Yusuf'un dünyası. Yusuf dünyası Anneciğim doydum ben Yemeğini bitirmemişsin oğlum Bitirmeye çalıştım ama olmuyor. Yavrum, bak iki kaşık daha alsan bitecek yemeğin. Bugün okulda buna benzer bir şey yaşadım babacığım. Size anlatmak istiyorum. Hayırdır oğlum? Nasıl yani? Sen de mi yemeğini bitiremedin? Merak ettim. Bugün Ahmet okula elma getirmiş. Teneffüste yedi ama bitiremedi. Bir baktım kalan elmayı çöp kutusuna atıyor. Ahmet ne yaptın sen? Ne yapmışım? Neden elmanı çöpe attın? Bitiremedim Yusuf. Şimdi ders zili çalacak. Elmayı çıkardın peçeteye sarsaydın sonra yerdin. Aman Yusuf. ister yerim ister atarım. Sen neden karışıyorsun? <laughs> Nasılsınız çocuklar? İyiyiz öğretmenim. Hepinizi iyi gördüm çocuklar. Çocuklar, şimdi size desem ki 10 dakika ders işlemeyeceğiz. Ne isterseniz yapın. Bu 10 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz? Dışarı çıkmak serbestsin. Dışarı çıkarım öğretmenim. Biz, Biz de dışarıya dışarı çıkardık. çıkardık. Ben de. Ben, ben, ben de. de. Ben de. Ahmet sen? Kitap okurdum öğretmenim. Yusuf şu an ders saati içindeyiz öğretmenim. Siz dışarı çıkmamıza izin verseniz bile ben bu dersimizle ilgili çalışma yapardım. Mesela ne Yusuf? Söylediğini biraz açar mısın hepimizin iyi anlayabilmesi için? Önceki dersimizde söylemiştiniz. Bugün israf konusunu işleyecektik. Ben bu konuya hazırlandım ama tekrar gözden geçirirdim. Aferin Yusuf. Peki nasıl hazırlandın? İsrafla ilgili bir yazı mı yazdın? Evet öğretmenim ama eğer isterseniz okuyarak değil anlatarak sizinle ve arkadaşlarımla paylaşabilirim. Hani 10 dakika dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım, dışarı dışarı çıkalım. Dışarı dışarı çıkalım öğretmenim. Lütfen. Çocuklar, sizin bu süreyi nasıl değerlendireceğinizi merak ettiğim için mesela dedim. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Peki bu dersimizin konusuna başka hazırlanan var mı? Derse hazırlanıp emek verenlere aferin. Teşekkür ediyorum sizlere. Yusuf, öncesini dinleyelim. Öğretmenim, israf denilince ilk aklımıza gelen yiyecek israfı oluyor. Aslında emek israfı, zaman israfı, para israfı, sağlık israfı da var. Hmm, nasıl yani Yusuf? <laughs> Öğretmenim, Sağlığımızdan tutumda, zamana kadar her şey bize Allah'ın bir lütfudur, nimetidir. Şimdi saçmaladın Yusuf. Zaman nasıl nimet olabilir ki? Arkadaşınızı dinleyelim çocuklar. Bir meyveyi düşünelim. Bu elma olsun mesela. Elmayı yiyoruz, vitamininden yararlanıyoruz. Bazen bitirmeden çöpe atıyoruz. Elma da bütün yiyecekler gibi nimettir. Bizim bitiremediğimiz çöpe attığımız elmanın bir öyküsü var aslında. Elma yetiştirenler tohumu toprağa eker, sularlar. Tohum filizlenir, meyve vermesi için uzun yıllar geçer. Ve sonunda meyve verir. Elmalar toplanır. Birileri o elmaları çiftçiden satın alır. Satın alanlar da başkalarına satar kamyonlarla büyük meyve sebze hallerine gelir. Sebze meyve halinden market sahipleri ya da seyyar satıcılar satın alır. Bizler de o elmayı almak için markete gideriz. Babamızın ya da annemizin çalışarak kazandığı parayla satın alırız. Çöpe attığımız sadece elma değil, onlarca insanın alın teri, zamanı, parası var. Bize o nimetleri Allah'ın verdiğini bile bile israf ediyoruz. Hem Allah'a hem de verdiği nimete saygısızlık yapıyoruz. Bu derse hazırlanırken Peygamber Efendimizin yaşadığı bir hadiseyi okumuştum. İsrafın ne kadar hassas bir konu olduğunu o zaman daha iyi anladım. Okuduğunu bizimle paylaşır mısın Yusuf? Tabii ki öğretmenim. Peygamber Efendimiz abdest alırken çok su kullanan Sad adlı sahabeye müdahale etmiş akan bir ırmaktan abdest alsa bile israf yapılmaması gerektiğini bildirmiştir. Peygamber Efendimiz akan ırmak suyunu bile tasarruflu kullanın buyurmuş. Biz elimizi yıkamak için musluğu sonuna kadar açıyoruz ya da kullanmadığımız yerlerin ışıklarını açık bırakıyoruz. Aferin Yusuf. Çok güzel anlattın. <laughs> Bak anne yemeğimi israf etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz "Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez." buyurmaktadır Araf Suresi'nde. <laughs> Sadece çöpe atmak değil, karnını tıka basa doyurmak da israf. Çünkü sağlığını tehlikeye atıyorsun. Dünyada yiyecek bir lokma ekmek bulamayan o kadar çok insan var ki İsraf ettiklerini Aha. ihtiyacı olana verseler, bu dünyada hiç kimse aç kalmaz. Peki sağlık nasıl israf edilir ki? Sağlığımıza zararlı şeyler yiyip içerek, sağlığımıza zararlı eşyalar kullanarak. Benim istediğim silgiyi almamıştınız. Sağlığına zararlı demiştiniz. Evet oğlum, çünkü Hı. sağlığına zararlıydı o silgi. Anneciğim, siz bize eğer yerde bir ekmek görürseniz yerden alın, yüksek bir yere koyun diyorsunuz ya. Evet kızım. Birkaç arkadaşım bitiremedikleri ekmeği çöpe atıyorlar. Ben de çöpten çıkarıp kuşlar yesin diye okul bahçesinin bir köşesine koyuyorum. Ey bizi yediren, içiren, yaşatan Rabbim. Verdiğin nimetlere hamd olsun. Bize hayırlı ömür ve helalinden bol nimetler ihsan eyle. Huzurumuz daim olsun. Bizlere sağlık ve afiyet ver. Amin. Amin. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.